Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlar ve Yüksekokul Müdürleri, saygıdeğer konuklar ve sevgili mezunlarımız. Hacettepe Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Ben Menekşe Boz, okul öncesi eğitim anabilim dalı öğretim üyesiyim. Sizlere özel şartlardan dolayı küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu özel töreni hepimiz için en güvenli şekilde yürütebilmek adına tören sırasında ve sonrasında sosyal mesafeyi gözetmenizi, sürekli olarak maskenizi uygun şekilde takmanızı rica ediyoruz. Lütfen oturduğunuz yerleri değiştirmeyin ve zorunlu olmadıkça yerlerinizden ayrılmayın. Bu tören sizlerin anlayışı sayesinde gerçekleşiyor. Bunun için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hepiniz törenimize hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikir arkadaşları ile ebediyete uğurladığımız tüm Hacettepelilerin aziz hatıraları önünde sizleri önce saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınının artarak devam eden etkisi nedeniyle üniversitemiz senatosu tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bu yıl mezuniyet törenlerinin uzaktan erişim yöntemiyle yapılmasına karar verilmiştir. 2019-2020 akademik yılı mezunlarımızı temsilen fakülte ve yüksekokullarımızdan dereceye giren mezunlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimize başlıyoruz. Törenimizin bu bölümünde günün anlam ve önemine ilişkin mezunlarımızın, dekanlarımızın ve yüksekokul müdürlerimizin konuşmaları ve dereceye giren mezunlarımıza başarı belgelerinin takdimi bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birincisi Sayın Zeynep Ünsal'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, değerli ailelerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bugün bu sahnede 2020 mühendislik mezunları temsilen bulunmaktan gurur duyuyorum. Maalesef bu sene
Covid-19 nedeniyle mezuniyetimiz buruk ve hüzünlü. Gönül isterdi ki hep birlikte coşkulu bir mezuniyet töreni geçirelim. Ancak biz de yine hep birlikte olacağımız o güzel günlerin gelmesini umut ediyor ve bu dönemde bizim için canını ortaya koyan çok değerli sağlık çalışanlarına ve içinde kardeşim Kübra'ya gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri bugünlere getiren ailelerimize ve içinde benim her zaman yanımda olan, değer biçilemeyen dünyanın en güzel anne ve babasına sonsuz teşekkürler. Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle devam etmek istiyorum. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir. Bugün bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Zorlu sınavları geçebilmek için hobilerimizden fedakarlık ettik. Ancak bugün bütün çabalarımızın karşılığını Türkiye'nin en saygın üniversitelerinin birinden mezun olma onuruna erişerek alıyoruz. Mühendis gelecektir, bugündür, dündür. Mühendis aydınlık yarınların teminatıdır. Bu gerçeğin farkında olarak bizlerin bu alanda önce olmamızı hedefleyen Hacettepe Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan gurur duyar. Ayrıca İnşaat Mühendisliği bölüm hocalarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Buradan teslim alarak ayrılacağımız tek şey bir diploma değil. Hacettepe Üniversitesi'nin değerleri de olacaktır. Daha ileriye, en iyiye. Mezunumuza teşekkür ediyoruz. Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, sevgili meslektaşlarım, genç mühendisler, bu başarılı mühendisleri yetiştiren değerli aileler ve değerli hocalarım, sayın yöneticiler ve değerli konuklar, 2019-2020 öğretim yılı Hacettepe Üniversitesi mezuniyet törenine katılımınızla bizlere onur verdiniz. Ama ne yazık ki tüm dünyayı saran COVID virüsü sebebiyle her mezunumuzu bugün burada ağırlayamıyoruz. Ancak inşallah en uygun vakitte tüm mezunlarımızı davet edip mezunlarımıza yakışan törenleri yapacağız. Sevgili meslektaşlarım, ne mutlu ki sizler zorlu eğitim programlarınızı tamamlayıp uluslararası tanınırlığa sahip diplomalarınız ile birer dünya mühendisi oldunuz. Ne mutlu bizlere ki dünya gündemine oturan bilimsel ve teknolojik açıdan ne kadar gelişme varsa ve gelecekte var olacaksa hepsinde sorumluluk alacak sizlerin izlerini görüp Hacettepe'li olarak büyük gurur ve onur duyacağız. Sevgili meslektaşlarım, mühendisler geleceğin büyük resmini önceden gören ve toplumda lokomotif roller üstlenen teknolojik gelişmeleri tetikleyen, özetle tarih boyunca çağları değiştiren ve yeni dünyalar kuran insanlardır. Ve sizler de artık bunlardan birisiniz. Biliyorum ki bizleri, ülkemizi ve dünyamızı yarınlara taşıyacak her gelişmenin içinde sizler olacaksınız. Daha da ötesi bu geleceği sizler tasarlayacaksınız. Değerli mühendisler, mühendislik sadece tecrübe değil, aynı zamanda yenilenen tecrübeyle değerlenen bir meslektir. Biz sizleri tecrübesini yenileyebilecek mühendisler olarak yetiştirdik. Çünkü dünya değişir, problemler değişir, çözüm araçları değişir, mesleğiniz değişir ve siz yerinize sayamazsınız. Bu değişime ayak uydurmak zorunluluksa tecrübeyi yenilemek de marifettir. Lütfen bu marifetinizi kullanınız, geliştiriniz. Sevgili mühendisler, dünya çok hızlı değişiyor. Büyük ivmeler kazanan teknolojik gelişmeler gündelik hayatımızı öyle bir değiştiriyor ki yarın kafamızdaki hangi paradigmaların yıkılacağına, yerine hangilerinin geleceğini takip etmek bile zorlaştı. Bir zamanlar bilgi toplumu olmanın önemine değinirken, şimdi artık bilim ve teknoloji toplumu olmanın mecburiyetini ifade etmek zorunda kalıyoruz. Sevgili meslektaşlarım, mezunlarımız, sizleri çok seviyoruz. Hacettepe'li olmanın verdiği gururla sizleri yeni yaşamlarınızda ve önünüzdeki uzun hayat yolunda mutluluk, başarı, sağlık ve huzur diliyorum. Bölümlerinizi, fakültenizi, üniversitemizi sakın unutmayın. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun. Saygılarımla. Sayın Dekanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
Fakülte 1. 2. ve 3.'süne belgelerini takdim etmek üzere Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Cahin Güran'ı bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Dereceye giren mezunlarımız. Mühendislik Fakültesi 1.'si İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunumuz Zeynep Ünsal. Mühendislik Fakültesi 2.'si Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunumuz Muhammed Selçuk Güvel. Mühendislik Fakültesi 3.'sü Makine Mühendisliği Bölümü mezunumuz İsmail Şahin. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklarımız, üniversitemizin çok değerli 2019-2020 genç mezunlarımızın gururunu ve heyecanını paylaşmak üzere aramızda olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Mehmet Cahit Güran'ı mezuniyet töreni konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Buyurun hocam. Sevgili Hacettepe mezunları, mezunlarımızın değerli aileleri ve Hacettepe Üniversitesi'nin güzide akademik ve idari personeli. Hacettepe Üniversitesi'nin 53. mezuniyet töreni olan 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sevgili gençler, bugün sizler için yıllardır vermiş olduğunuz emeğin karşılığını aldığınız çok özel bir gün. Hacettepe ailesi olarak sizleri Cani Gölü'den kutluyoruz. Hacettepe Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi tüm mezunlarımıza sıcak ve coşku dolu mezuniyet töreniyle veda etmek isterdik. Ancak ne yazık ki ülkemizin ve tüm dünyanın etkisi altında kaldığı pandemi nedeniyle bu seneki mezuniyet törenimizi alışılmışın dışında bir formatla yapmak zorunda kaldık. Bir ilim yuvası olarak topluma önderlik etme ve doğru örnek olma bilinciyle hareket etme mecburiyetindeydik. Bu çerçevede üniversitemiz tarafından tüm mezunlarımızı temsilen sadece fakülte, meslek yüksekokulu ve konservatuar birinci, İkinci ve üçüncülerinin katılımı ile sembolik bir mezuniyet töreni düzenlendi. Ve önümüzdeki günlerde tüm mezunlarımızın katılımı ile bölümler bazında uzaktan mezuniyet programları organize edildi. Mezunlarımızın ve değerli ailelerinin sorumluluk bilinci ile tercih ettiğimiz bu yöntemden dolayı bize hak vereceğine inanıyoruz. Sizlerin ve personelimizin sağlığını korumanın en üstün değer olduğu ve gelecekte sizlere layık bir yüz yüze mezuniyet töreni düzenlemenin her zaman mümkün olacağı düşüncesiyle bu yılın mezunlarına pandemi koşullarının ortadan kalkması akabinde düzenlenecek mezuniyet törenlerine katılma imkanı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Pandemi şartları üniversitemize de yeni yetkinlikler kazandırıyor. Kısa bir süre içerisinde üniversitemizin mezunları hakkında genel bilgileri içeren ve mezuniyet videolarının yer aldığı Mezunum portalını mezunlarımız ve tüm kamuoyunun hizmetine açacağız. Değerli mezunlarımız, bugün sizler için olduğu kadar bir eğitim kurumu olarak bizim için de çok özel bir gün. 53 yıllık bir eğitim öğretim kurumu olarak sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve kültürümüzü bugüne kadar aktardığımız yaklaşık 180 bin mezun sayısına
2019-2020 akademik yılında 7.583 mezunu daha ilave etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sizler dünyanın her yerinde mesleğinizi, üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek yetkinliğe ve özgüvene sahip olarak mezun oluyorsunuz. Mezun olduğunuz alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi'nin sizlere kazandırdığı çözüm odaklı, akılcı, hoşgörü ve yaratıcı bakış açısıyla dahil olduğunuz her türlü mesleki ve sosyal ortamda farkınızı hissedecek ve hissettireceksiniz. Mezuniyet hakkını elde etmek için çok çalışan değerli Hacettepe'liler. Ünlü Fransız yazar Balzac'ın özlü sözünde dediği gibi, bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir. Hayatın bir meydan okuma olduğu gerçeğini, sınırlarınızı zorlayan deneyimlerin sizleri çok farklı boyutlara taşıyacağını unutmayın. Hacettepe Üniversitesi, sahip olduğu çağdaş ve nitelikli eğitim ile sınırlarınızı zorlamanıza ve kendinizi keşfetmenize yardımcı olmaya çalışmıştır. Hayatınızın geri kalan kısmında da bilginin efendisi olma yolundaki kararlılığınızdan asla vazgeçmeyin. Bu mezuniyetin sizler için bir son değil, bir başlangıç olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Hayat sizler için henüz başlıyor. Bundan sonra daha çok çalışmak, kendinizin, ülkemizin ve insanlığın geleceğini inşa etmek için planlar yapmak ve sorumluluk almak zorundasınız. Ülkemizin ve insanlığın sorunları hakkında düşünme, çözüm üretme ve katkı sağlama konusunda fedakarlık göstereceğinize ve sorumluluk üstleneceğine inancımız tamdır. Mezunlarımızın fedakar aileleri, sizler özveriyle, gözünüzden sakınarak büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Emanetinizi layıkıyla taşıyıp bugün sizlere ve milletimize teslim ediyoruz. Bugünün en büyük övgüye layık olan gizli kahramanları hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizleri içtenlikle kutluyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin kıymetli akademik ve idari personeli, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere emanet edilen gençleri kendi evlatlarımızdan ayırmadan ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı olacak bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Yetiştirdiğimiz gençlerin bizlerin geleceğe aktardığımız en değerli ve en yararlı katkımız olduğu inancıyla gelecek nesillere de en nitelikli eğitim öğretimi vermek için yılmadan çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyorum. Bu vesileyle bizlerin de bugünlere gelmesinde katkısı tartışmasız olan tüm hocalarımıza ve Hacettepe Üniversitesi'nin emekli mensuplarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor, ahirete intikal eden hocalarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum. Hacettepe Üniversitesi'nin sevgili mezunları, hayatın sizlere başta sağlık olmak üzere başarı, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Unutmayınız ki artık sizler mezunları, öğrencileri, akademik ve idari personeli ile yaklaşık 300 bin kişilik büyük bir ailenin daimi üyesi oldunuz. Başarılarınızın bizler için gurur ve kıvanç kaynağı olacağını, daha mutlu ve güzel yarınlar için Hacettepe ailesi olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. Bu düşüncelerle siz değerli mezunlarımızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, geleceğiniz başarılarla dolu olsun. Sayın Rektörümüze değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, törenimiz biraz sonra varlığımızın temel taşı, dinamik gücü ve geleceğimizin güvencesi olan değerli mezunlarımızın KEP töreniyle tamamlanmış olacaktır. Sevgili mezunlarımız, KEP'lerin havaya fırlatılmayacağı, bunun yerine işaretimizle birlikte KEP'leri ellerimizle sallayarak kutlama yapacağımızı hatırlatmak isteriz.
Sevgili mezunlar, lütfen yerlerinizde ayağa kalkarak törenimize katılınız. Püskül tut, püskül sağa, püskül sola, kep salla. 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenimiz burada sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyor. Mezunlarımıza hayatlarında başarılar, sağlıklı günler diliyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun. Teşekkür ediyoruz.